Beşer. Ben de bir kare istiyorum. Yani bir gözümüz Türkiye ise öbür gözümüz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi görürüz biz. Hep böyle büyüdük. Çocukluğumuzdan beri böyle büyüdük. Bugün de hem benim şahsımın hem hükümetimin, Cumhurbaşkanımızın bakış açısı aynıdır. Söylediğiniz gibi Rumlarla yapılan görüşmeler bir şekilde bir kere daha sekteye uğradı. Karşı tarafın aslında niyetsizliği yüzünden, yani bir çözüm niyeti olmadığı için. O kendi meclisine yürüyecektir işin o tarafı. Yani elbette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bütün bu süreci kendi kararlarını alarak, Türkiye'nin de yanında durduğunu bilerek devam ettirecek. Ama doğrusu bana hükümetimin verdiği vazife, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki münasebetleri kuvvetlendirmek ve buradan gerçek anlamda katma değer oluşturabilecek bir mekanizma üretmektir. Aramızda zaten bir anlaşma var. 3 yıllık bir anlaşma. Bu anlaşma çerçevesinde yapılmış projeler var, destekler var. Bunları yenilerine ekleyebiliriz. Bir kısmını revize edebiliriz birlikte. Mevcut yürüyenleri hızlı biçimde yürütürüz. Ama sonuç itibariyle yüksek verimliliği esas alarak yolumuza devam etmemiz lazım. Bunu Kıbrıs'ta da söylemiştim. Şimdi de tekrar edeyim müsaadenizle. Biz Kuzey Kıbrıs'ı şöyle bir 20 bin, 25 bin dolar, 30 bin dolarlar seviyesine getirdiğimizde zaten çözüm kendiliğinden gerçekleşir. İnşallah bunu da yapacağız. Çünkü ben bu potansiyeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hem topraklarında hem de genç ve eğitilmiş insanı da görüyorum. Önemli olan işte işbirliğimizi olması gereken verimlilikte yürütmek, bürokrasiye takılmamak. Tabii Türkiye'nin durumu da şudur. Yani Türkiye Cumhuriyeti 80 milyon nüfusuyla ve dinamik yapısıyla etrafındaki zorlukları aşabilecek bir güçtedir. Hani bizim bölgemiz Orta Doğu'ya yakın bir bölgedeyiz biz. Yani Orta Doğu'yla, Asya'yla, Avrupa arasında bir köprüyüz. Bu bölge her zaman sıcak bir bölge olmuştur. Ama biz bütün bunlara rağmen %5-6'lık bir büyüme oranıyla büyümemize devam ediyoruz. Allah'a şükürler olsun terörü Türkiye'de alt ettik. Yani Suriye'de DAEŞ terörüne karşı büyük bir muvaffakiyet elde ettik. Bugün Kuzey Irak bölgesel yönetiminin yaptığı ciddi bir hata var. Bu bölgeyi istikrarsızlaştırmak anlamına gelebilecek bir hata var. Buna da müsaade edemeyiz. Buna müsaade edemeyeceğimizi kendileri de biliyor, herkes de biliyor. Bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yani güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti önüne çıkan bu zorlukları tarihsel süreci içinde aşma kapasitesine Allah'ın izniyle sahiptir. Bundan sonra inşallah böyle olacak. İnşallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ziyaretiniz için değerli arkadaşlarımıza da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret ettim dedi, söylemiştim. Etrafında müthiş bir ateş çemberi. Çok şükür Kıbrıs'ta biz yıllardan beri bu ateş çemberinin dışında bir yaşam sürüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin himayesinde. Artık çok belli olmuş durumda ki Kıbrıs'ta iki toplumlu, iki kesimli federasyon denilen çözüm modeli Rum tarafınca benimsenmedi, kabul görmedi. Ve bizim de artık çok daha farklı bir yola girme dönemimiz geldi diye düşünüyoruz biz. Bu anlamda Sayın Bakanımın geçenlerde Kıbrıs'a yapmış olduğu ziyarette ben gerçekten çok umutlandım. Çok iş yapabileceğimize yönelik 500
dolar fert başına düşen milli gelirden bugün 14-15 bin dolara varmışsak bu Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz bu işbirliği sayesinde oldu. Şimdi 15 bin dolarları daha da yükseğe çıkartma dönemine girmeliyiz. Bunun için de artık belirsizlikten kurtulmalıyız. Kaderimizi Rum'un insafına terk etmekten vazgeçmeliyiz. Bu anlamda da yeni dönemde, gelecek yıl seçimlerimiz var. Yeni dönemde yeni bir heyecanla inşallah işlerimizi yürütürüz. Bugünkü ziyaretimizin ana nedeni yeni bütçe yılına girerken Türkiye ile imzalamış olduğumuz işbirliği protokolü çerçevesinde ne eksiğimiz var, neyi yaptık, neyi yapamadık, bunları biraz sizinle konuşmak ve bize gereken yerler varsa bunları bir ön görüşmesi yapmak. Ondan sonra sizi işlerinizle baş başa bırakmak tabii ki. Ama geri döndüğümüzde bize hakikaten çetin bir dönem bekliyor. Çok daha iyi hazırlıklı atacağımız adımlara çok daha emin bakabilen bir duruma getirmek zorundayız. Kendi ülkemizi